Muhtemelen okuduğun kitapları yanlış bir şekilde okuyorsun. Bu yüzden okumaktan sıkılıyorsun, kitapları yarım bırakıyorsun, anladıklarını emin olamayarak anladığını düşünüyorsun veya hemencik unutuyorsun. Her halükarda okumak senin için keyifsiz ve verimsiz oluyor. Deniz Akademi kanalına hoş geldin. Ben Hakan Koç ve bugün 9 Ağustos Dünya Kitap Severler Günü. Sana bir kitap gerçekten nasıl okunur, ondan nasıl verim olabilirsin bunu anlatacağım. Hadi başlayalım. Bir kitabı gerçekten olabilecek en verimli şekilde okumak istiyorsan öncelikle okumayı daha ciddiye alman gerekiyor. Okumayı bir alışkanlık gözüyle görmen ve hayatının içine dahil etmen gerekiyor. Okumayı ara sıra yapılması gereken bir eylem olarak görmek elbette faydalı olabilir, bunun bir katkısı olabilir ama bu düzenli okumakla karşılaştırılamaz. Düzenli bir şekilde kitap okuyamıyorsan bunu çözmek için kulağa oldukça basit gelen ama çok etkili bir yöntemi önermek istiyorum. Günde sadece 10 veya 15 dakika kitap oku. Sadece 10 dakika kitap okumak zor görünmüyor değil mi? Bu az zaman dilimi hayatında büyük bir değişim yaratabilecek bir etkiye sahip. Her gün 10 dakika yani yaklaşık 10 sayfa kitap okuyan biri ayda 2-3 kitap bitirebilir ki bu hiç okumamaya göre çok değerli bir sonuç. Zamanla bu süreyi arttırabilirsin ama düzeni kaçırmamak kaydıyla. İşte birinci kural. Düzenli okumayı az sayfayla olsa bile sağlamak. Çünkü düzenli okumaya başladığın andan itibaren okumayı gerçekten içselleştirebileceksin. Okuyacağın kitaptan en yüksek verimi almak için doğru kitap seçimi epey önemli bir noktada duruyor. Hangi seviyede okursun? Okumaya yeni mi başladın? Yani başlangıç seviyesinde misin? Yoksa okumayla bir süredir haşır neşir misin? Yani orta seviye bir okur mu? Yoksa okumayla geçmişin epey uzun ve derin mi? Yani ileri seviye bir okur musun? İşte kendi seviyeni belirleyip buna uygun bir kitap seçmek bir kitaptan alabileceğin verimi arttıracaktır. Aynı zamanda çeviri bir eser okuyorsan iyi bir çeviri seçmek de çok önemli bir diğer noktayı oluşturuyor. Buna ek olarak okuma seviyeni zamanla artırman gerektiğini söylemekte fayda var. Sürekli aynı seviyede kitaplar okursan gelişemezsin. Bu yüzden adım adım daha zor kitaplar okumalısın. Unutma, seni zorlamayan şey çoğu zaman seni geliştirmez. Eğer kurgu dışı bir eser okuyacaksan mesela bir alanda kendini geliştirmek veya o alana karşı merak duyduğun için bir şeyler öğrenmek istiyorsan iyi yazılmış 101 kitaplara diyebileceğimiz giriş kitaplarıyla başla. Başlangıçta okuyacağın birkaç iyi yazılmış giriş kitabı doğrudan o konuda yazılmış büyük bir eser okumaktan çok daha iyi olacaktır senin için. Zira kendin için bir temel oluşturmuş olacaksın. Ardından o alana dair yazılmış daha önemli ve daha özel eserleri okuyabilirsin. İster okumaya yeni başlayan, ister düzenli okuyan biri ol, uzun okuma listeleri yapmaktan kaçın. Onlarca kitapla hazırlanmış okuma listelerini takip etmek çoğu zaman verimsizdir. Bunun yerine özellikle eğer okumaya yeni başladıysan veya yoğun dönemlerden geçen biriysen uzun kitap okuma listeleri yerine birkaç kitaptan oluşan kısa listeler oluştur. Oluşturduğun okuma listeleri hayatının temposuna ayak uydursun. Çok yoğun zamanlarda seni zorlayabilecek kitaplar okuma. Bunun yerine kafa dağıtabileceğin nispeten daha basit kitaplarla devam et. Tümüyle aynı türden kitaplardan oluşan listelerden kaçın ve mutlaka soluklanma durakları diyebileceğimiz farklı türlerden birkaç kitabı listene serpiştir, ekle. Düzenli kitap okuyan biriysen bile 10 kitabı geçen listeler oluşturma çünkü akış içerisinde ilgin ve merakın farklı eserlere çekilebilir. Mutlaka farklı yazarlara, farklı türlere şans ver. Düzenli kitap okuyan kişiler dahi bir noktada okumaktan sıkılabiliyor ve daha az kitap okur bir hale gelebiliyor. Bunu engelleyebilmek için farklı yazarlar ve farklı türlere şans vermekte fayda var. Kitaplar çok ama çok zengin bir dünya. Haliyle bu kadar büyük bir dünya içerisinde henüz keşfetmediğin ve sana çok şey katabilecek kitaplar saklı duruyor olabilir. Önyargılı olma ve onları keşfetmekten çekinme. Bir kitabı ne kadar aktif bir şekilde okuyorsun? Birkaç yerin altını çizmekten bahsetmiyorum. Bir kitabı gerçekten okumak istiyorsan pasif bir okuma değil, aktif bir okuma süreci gerçekleştirmelisin. Peki daha aktif bir okuma sürecini nasıl oluşturabilirsin? Okuma sürecine kesinlikle not alma dahil olmalı. Burada sadece beğendiğin yerlerin altını çizmekten veya bir yerlere not almaktan bahsetmiyorum. Daha ayrıntılı ve işe yarar bir not alma sürecinden bahsediyorum. Örneğin, kitapta bilmediğin kavramlar veya isimler mi var? Bunları not al. Ardından bu kavramların ve isimlerin neler olduğunu öğren ve öğrendiklerinin çok kısa bir özetini okuma notlarının içerisine ekle. Bunu ister okurken durup yapabilirsin, ister okuma bittikten sonra hangisinin senin için verimli olduğunu deneyerek keşfedebilirsin. Beğendiğin yerleri not aldın mı? Harika. Ama bu kadar yeterli değil. Asıl konu neyi beğendiğin değil, beğendiğin yerin
sende nasıl düşünceler ortaya çıkardı. Bu yüzden kitabı okuduğun her günün ardında yazdığın bir çeşit bir okuma günlüğü tutmalısın. Bu günlükteki yazıları çok uzun tutmana gerek yok. Her yeni okuma gününde geri dönüp bu aldığın günlük notlarını tekrar oku. Bu teknik, kitabın anlattıklarını anlamak ve aklında daha iyi oturması konusunda epey işine yarayacak. Aynı zamanda işte düzenli kitap okumayı öneriyorum ama diyelim ki birkaç gün kitabı okuyamadın, tam bu noktada bu okuma günlüğündeki notlar kaldığın yeri daha iyi hatırlamanı da sağlayacak. Eğer bir kurgu eser okuyorsan mutlaka karakter haritası oluşur. Özellikle çok fazla karakterin olduğu romanları okurken ya bu karakter kimdi, ne yapıyordu sorularının aklında belirmesi çok doğal bir durum. Bu sorunu aşabilmek için karakter haritası tekniği çok verimli olacaktır. Hangi karakter kim? Kiminle ne tür bir bağı var? Kısa notlarla bir harita oluşturmak faydalı olacaktır. Okurken ara ara geri dönüp bu haritaya bakman gerekebilir. Ayrıca bu karakter haritası sayesinde kurgunun yapısı zihninde çok daha iyi canlanacaktır. Kitap okumaya dair bazı gerçek dışı tabular var. Bunlardan biri yarım bırakamamak. Bir kitap senin ilgini çekmiyor olabilir veya gerçekten iyi bir kitap da olmayabilir. Bir sebeple okumak senin için pek keyifli olmaz ve epey zorlanırsın. Günün sonunda hiçbir kitabı yarım bırakmamalıyım düşüncesine sahipsen maalesef beğenmediğin bir kitabı okumak zorunda kalabilirsin ve bu belki de okumaktan seni soğutabilir. Bir kitabı okuma süreci senin için çok zor gidiyorsa yarım bırakmaktan çekinme. Ama bu kaideyi okumaktan kaçmak için bir bahane olarak kullanmadığından emin ol. Kendini kandırmana izin verme. Okumaya dair bir başka anlamsız tabu da bir kitabın tamamıyla okunması gerektiği düşüncesi. Bazı kurgu dışı kitapları sadece bahsettikleri bir kısım ilgini çektiği veya yaptığımız bir çalışmada ihtiyacımız olduğu için okuruz. Günün sonunda kitabın tamamını okumuş olmayız çünkü ihtiyacımız, öğrenmek istediğimiz kısım o kadardır. Bu gerçekliği es geçip mutlaka bitirmeliyim düşüncesine sahip olmak ve bu şekilde davranmak verimli bir okuma ortaya çıkarmayacaktır. Ayrıca bu yanlış düşünce bir yönden de zaman kaybı oluşturacaktır. Bu yüzden bazı kurgu dışı kitapların sadece bir kısımlarının okunabileceğini bilmekte fayda var. Son sayfayı bitirdin. Artık kitap bitti mi? Kesinlikle hayır. Daha yapılacak çok şey var. Ama ilk önce nelerden bahsettiğimize bakalım. Sevdiğin yerleri not aldın. Her okumadan sonra kısa yazılarla okuduğun yere kadar kitabın sana neler anlattığını, neler düşündüğünü yazdın. Bilmediğin kavramları, yerleri araştırdın ve minik bir sözlük oluşturdun. Eğer bir kurgu eser okuyorsan bir karakter haritası oluşturdun. Kitabı okumak kadar önemli olan ve bunlara ek olarak söyleyebileceğim diğer yapılması gereken şey, okuma sonrası kitaba dair düşüncelerinin yer aldığı bir yazı yazmak. Kitapta anlatılanlar senin için ne ifade ediyordu? Yeni neler öğrendin? Daha önceki deneyimlerinle neler örtüştü, neler aykırı gözüktü? Kitap sence neyi anlatmak istiyordu? İşte bunun gibi bir okuma sonu yazısı yazmak çok önemli. Bu sayede o tarihte ve o okuma sürecinde kitabın senin için ne ifade ettiğini tam anlamıyla ortaya koymuş ve sana kattığı düşünceleri sindirebilmek için de derleyip toplamış olacaksın. Sadece kendi düşüncelerini ortaya koymak yeterli olmayacaktır. Kitaba dair başka insanlar neler düşünüyor, hangi inceleme yazıları yazılmış, bunlara bakmak ve bunlardan dikkatini çeken kısımları yine okuma notlarına dahil etmek de harika bir yöntem. Bu sayede senin fark etmediğin ama diğer insanların fark ettiği birçok şeyi keşfedebilirsin. Bu anlamadığın noktaları anlamak konusunda epey işine yarayabilir. Yeni fikirler de keşfedebilirsin. Okuma notlarını ister bir uygulamada, ister bir defterde tutabilirsin. Özellikle okuduklarını unuttuğunu hissettiğin durumlarda dönüp bu notlara bakmak zihninde kitabı epey canlandıracaktır ve kitap ne anlatıyordu, hiç hatırlamıyorum hissini de aşmanı sağlayacaktır. Ki bir kitapla bu kadar yoğun ve verimli bir etkileşim kurduğunda unutma düzeyin epey az olacaktır. Özellikle kurgu bir eser okuduysan, bu eserin diğer sanat dallarındaki yansımalarına bakmak, kitabı gerçekten okumak konusunda epey işe yarar bir yöntem. Kitabın bir sinema uyarlaması var. Harika, onu izleyebilirsin. Bu sayede kitap başka bir sanat dalında nasıl yorumlanmış ve senin hayal gücünle ne kadar örtüşüyor, bunu görebilirsin. Veya yakınlardaki bir tiyatroda bir uyarlaması mı var? İzlemeye gidebilirsin. Sanatın başka bir sanat dalıyla olan iletişimini keşfetmek, kitaptan aldığın verimi inanılmaz ölçüde arttıracaktır. Farklı insanların fikirlerini duymak ve kitaba dair tartışmalar yapmak, kitaptan alabileceklerini veya fark edebileceklerini epey arttıracaktır. Belki etrafında bunu yapabileceğini insanlar bulamıyor olabilirsin. Ama artık günümüzde birçok okuma kulübü var ve bunlardan senin için verimli, güzel olabileceğini düşündüğün bir tanesine katılarak başka insanlarla konuşma fırsatını, imkanını da oluşturabilirsin. Hem de okuma kulüpleri okuma alışkanlığını devam ettirmek konusunda da seni teşvik edebilir.
Bir nedenden dolayı bir kitabı yarım bıraktıysan ya da tam olarak anlamadığını düşünüyorsan ve o kitabın aslında iyi bir kitap olduğuna dair de bir düşüncen varsa gelecekte o kitaba tekrar şans verebilirsin. Bazen hayatımızın uygun bir dönemine denk gelmediği için, bazen ise sahip olduğumuz düşünceler ve deneyimlerle eşleşmediği için bir kitap anlamayabilir ve beğenmeyebiliriz. Ama yaşımız ilerledikçe ve yaşam bize yeni şeyler kattıkça belki de o kitap bizim için enfes bir kitap haline de gelebilir. İşte bunu anlayabilmek için bazı kitaplara bir kez daha şans vermek yerinde olacaktır. Bununla birlikte çok beğendiğim bir kitabı da yıllar sonra yeniden okumak verimli olabilir. Yeni düşünceler, yeni fikirlerin eşliğinde o kitabı okuduğunda belki de senin için o kitap bambaşka bir anlam taşıyacak ve daha da çok beğeneceksin. Bu yüzden gelecek yıllarda bazı kitapları birden fazla kez okumakta fayda var. Bir kitabı gerçekten okuyabilmek için, yani verimli bir okuma yapabilmek için bilinçli bir okur olmak gerekiyor. Elbette bu bilinç bir seferde kazanabilecek bir şey değil. Okuma alışkanlığını anlaman ve neyin sende çalışıp çalışmadığını deneyerek görmen gerekiyor. Bunun emek gerektirdiği bir gerçek. Ama kişisel gelişim sana katacaklarını düşündüğümüzde emeğine fazlasıyla değecektir. Buradaki tavsiyeler daha verimli okumalar yapman için sana yardımcı olacaktır. Aklına takılan veya merak ettiğin bir şey varsa yorumlarda bize iletebilirsin. Ayrıca Deniz Akademi kanalına abone olabilir ve bu gibi birçok verimli içeriği keşfedebilirsin. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere, hoşça kal.